Bizim cezaevinin burada, tabii bu yapılışı 1990 tahmin edersem, 90'da yapıldı, 94'te falan girildi oraya, mahkeme geldi. Tabii 94'e kadar bu cezaevi merkezdeydi, biliyorsunuz arkadaşlar. Merkezdeyken etrafı en az 3 metre, 4 metre duvar örülü. Orada yanındaki villada oturan adam bile cezaevi olduğunu bilmiyor. 84, 85, 90. Ben 90, Hüseyin Bey zamanında taşındım buraya, biliyorsunuz. Ha tabii, siz daha bir... Evet, hani 90'da biz kapı, 94'te Hüseyin Bey zamanında taşındım. Ben orada direniş yaptım da oradan bir gönderdim. Evet, güzel. Şimdi dedik ki arkadaş, orada şehir merkezinde 90'lara kadar, neyse 84-90'lara kadar durdu da orada kimse şikayetçi olmadı. Neden olmadı? Biz niye oluyoruz? Biz duvarı yok etrafında. Etrafında bir tane tel var sadece. Tel var. Bizim evimiz, kapımız orada. Çocuklarımız içeri giremez. Eşimize laf atar asker. Şimdi asker derken askeri götüreme anlamı söylemiyorum. Ben de askerlik yaptım. Ben şimdi orada asker bakıyor senin çocuklarına. Gardiyan bakıyor. Cezaevi mahkumu da bakıyor. Ya bir gece koluda bir insan rahat yatamıyor. Bir de üstelik arkadaşlar 100 tane, 150 tane köpek besliyorlar orada. O köpekler yok, kokulu köpek. Bilmiyorum nereye gidiyormuş da. Gece oldu mu köpekleri bırakıyorlar. Gece oldu mu köpekleri bir salıyorlar mahalleye. Vallahi korkudan mahalleye kimse dolaşamaz. Ya gelin arkadaş, bu cezaevini, bir de cezaevinin etrafını duvarını örün, bizim alakamız olmasın yani cezaevine. 3 metre bir duvar çekerseniz etrafına, ya üstünde 100 sene kalsın, kaldıracağınız yok. Bize kaldıracaksınız, ayağı yapıyorsunuz, kaldırayın, yok. Kaldırılacağı da yok. Çünkü bir sene önce açık cezaevi de yaptılar oraya bir de. O daha da kötü değerli arkadaşlar. Açık cezaevi daha da kötü, mahkumlar geziyor orada. Mahkumlar, bizim çocuklarımız hepsi suç işleyecek hale geldi bunları gördükçe. Babaydı aslında. Orada mahkumlar geziyor. Açık cezaevinde. Çocukların kadınlara her türlü muamele yapıyorlar orada. Dışarı çıkıyorlar, içeri giriyorlar o mahkumlar. Seçim zamanı dedim ki arkadaşlar, bu cezaevinin ne olacak? Biz bu cezaevini kaldıracağız dediler. Ya cezaevini kaldıracağız ama açık cezaevini yeni yaptı ya. Bakanlığa verdim dilekçenin, başsavcılıktan gelen cevabı, biz açık cezaevine bir yer arıyoruz, taşıyacağız diyor. Bize gelen cevabı bu. Bize gelecek. Hani talebiniz de bakanlığa bildirildi diyor. Ya burada bu mahkumlarla, bu mahalledeki insanlar birbirini vuracak. Bizim çocuklarımız bunları görünce hepsi suç işleyecek. Ya çarşıda zarar vereceğiz. Her tarafa zarar vereceğiz. Buna insanlar böyle suç oranı yükseliyor. Bunu gelin etrafını bir duvar örün ya. Bir duvar bu kadar zor mu ya? 94 yılına kadar cezaevi merkezdeydi, duvar çevirliydi. Orada kimse cezaevi olduğunu bilmiyordu. Yani dolayısıyla bu da bir büyük sorun. Bizim için bunu yapmıyorlar.